hapishanedeki kız kardeşlerim diyorum. Lütfen 8 Mart'ta yazdığım yazıyı okuyun ve paylaşın. Çok içten gelerek yazdım, kaleme aldım. Kadınlar gününde kadın cezaevinde diye internetten ararsanız rahatlıkla bulabilirsiniz o yazıyı. Okumanızı isterim. Çünkü cezaevindeki o kadın dayanışmasından bahsettiğim bir yazı. Nedir o dayanışma? Bu yayınla ilgili de, yani bu yayında sürem az olduğu için şöyle bir değineceğim. Bana cezaevinde, yani olabilecek en kötü mekan değil mi? Yani cezaevindesiniz artık, dahası yok. Bana hep güler yüzlü davrandılar. Saygılı davrandılar. İnfaz memurlarımız keza öyle. Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Görevlerini hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Hükümlüler, tutuklular, o kadınlarımız, farklı suçlardan içeride olan, hep de böyle biraz tabii buruk, çok zor şartlar, gerçekten çok zor şartlarda. Yani dediğim gibi çok zor bir şey hapis. Böyle rahat rahat konuştuğumuza bakmayın, gerçekten zor. Herkesin dayanabileceği bir süreç değil. Herkesin göğüsleyebileceği bir süreç değil. Ve hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Ama ona rağmen her gün güneş doğuyor dercesine iki sohbette yüzleri gülüyor. Yani yine de umut var diyorlar aslında. İşte o anlamda bana sahip çıktılar. Ve bunu yaparken de hiçbir ideolojiye bakmaksızın yaptılar. Yani en sağ ideolojiden, en hani muhafazakar ya da bilmiyorum artık sağ ideolojiden ne anlaşılıyorsa, en soluna kadar, yani siyasi yelpazenin bir ucundan öbürüne kadar farklı dünya görüşünde olan, hayatı farklı yaşayan kadınlarımız aslında kaderde ortak olduklarının gayet bilincindeler. O yüzden benim de vicdanımın özgür olduğunun gayet farkındaydılar ve burada, yani hapishanede olmamam gerektiğini söylüyorlardı. Çok destek verdiler. O kadın dayanışmasını çok gösterdiler. Çok güzel, önemli gözlemlerde bulundum. Bunları inşallah yazacağım. Hepsinin anısı benim için çok kıymetli. Ama artık Sedef Kabaş davasının sembolü haline gelen bu siyah eldivenleri, yün eldivenleri de burada paylaşacağım bir kez daha. Cezaevinde de göstermiştim. Bu eldivenler çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. İlk avluya çıktığımda, tabii 14 gün pandemi olduğu için hücreden çıkarmadılar, ama daha sonra ilk avluya çıktığımda, yani avlu diyorum işte bu havalandırma, böyle 60-70 metrekarelik bir yer, yüksek duvarları var, tel örgüler, ama gökyüzünü görebiliyorsunuz. Orada işte yürüyüş yapabildim. Böyle 4 ile 5 arası akşamüstü. Orada ilk yürüyüş yaptığımda hava çok soğuk zaten. Böyle ellerimin üşüdüğünü gördüler ve bana birkaç saat içinde bu yün eldivenleri örüp gönderdiler. Öyle güzel kadınlar onlar. Öyle güzel kalpli kadınlar. Yani zor, hayatları zor. Ama o zor hayatlar bile onların kalplerini donuklaştırmamış. Karartmamış. Tertemiz. Yine bu eldivenler Umut'tan. İsmini burada söyleyeyim. Umut'um. Bakın, cezaevindeyken oğlumun doğum günüydü. Ona mesaj bile gönderememiştim. Daha sonra telefon hakkım oldu. Haftada bir 10 dakika annemle görüşme şansım vardı. Ancak o zaman sesini duyabilmiştim oğlumun.
30 Ocak oğlumun doğum gününde ona bir mesaj bile iletemedim ama doğum gününün yapılmasını istemiştim. Avukatım öyle söyledi ve yapmışlar. Hatta ona kitaplar almıştım. Hazırdı yani hediyesi. Onu da vermişler. Annesinin olmadığı bir doğum günü ama annesinin hediyesi vardı. O gün bana bakın bu minik pandaları, kum boncuk diyorlar. Bunu Esra Arıkan, Trans Esra diye de geçiyor. Instagram'da, Facebook'ta takip edin Esra'yı. Yıllardır içeride 17 farklı cezaevinde kalmış Esra. Ve Esra hala üretiyor. Çok mahir, çok hamarat. Bakın bunu oğlum için yaptı. Panda ve minik yavrusu. Çok kıymetli. Çok güzel kadınlar tanıdım. Onlara sahip çıkmak lazım. Yani kadın dayanışmasının önemini bir kez daha anladım. Suçları ne olursa olsun, o ayrı bir konu. Ona girmiyorum ama nihayetinde insanız. Hepimiz hata yapabiliriz. Bu gerçeği unutmayalım. Sonra ilk duruşma. İlk duruşmam 11 Mart'taydı. Ama bir gece öncesine kadar, akşam saat 22'ye kadar, yani Perşembe akşamı saat 22'ye kadar duruşmamın olup olmayacağını bilmiyordum. Neden? Çünkü kar kış kıyamet. En son 1987 yılında Mart ayında yaşanmış kışın bir benzeri yaşanıyor. Korkunç bir soğuk, kar ve bütün işte televizyonda anonslar yapılıyor. Sakın sokağa çıkmayın. Mecbur kalmadıkça adliye tatil, zorunlu tatil, mahkemeler kapalı. Acaba işte duruşmam olacak mı? Avukatım Uğur Poyraz diyor ki Sedef olacak duruşma. Ben de diyorum ki Uğur Bey olmayabilir, hava çok kötü. Hayır olacak duruşma. Ben yine de kendimi hazırlamıştım olmayabilir diye. Zaten 49 gün cezaevinde kalmışım. Yani çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım bilmiyorum. Çünkü hukuk hukuka göre değil ki. Yani hukuka baksanız zaten içeride olmamam lazım. O yüzden duruşmam olur mu? Duruşmam olursa ne olur bilmiyorum. Ben zaten kendimi cezaevinde şöyle konumlandırdım. Yani burası bir benim için inzivaya çekilme süreci. O yüzden de bol bol okudum. Yani 30'a yakın kitap okudum. Felsefe, tarih, siyaset, biyografi. Bol bol kitap okudum. Yazdım. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan yazım, Sözcü'de çıkan Uğur Bey'in köşesinde yer verdiği İleri Demokrasi Oyunu adını verdiğim yazım, uluslararası kuruluşların istediği kimi yazılar, gazetecilik üzerine onları yazdım. İşte o 8 Mart'ta yazdığım yazı. Ve tabii ki savunmam. Yani savunmama çok çalıştım. Hep de kağıt kalemle yazdım. Çünkü yok bir şey. Yani kağıt ve kalem. Silgi, kurşun kalem, kalemtıraş. Bu şekilde yazdım. Yani bir anlamda kendimi öyle konumlandırdım.